Evet, hepinize merhabalar. Neredeyim şu anda? Söğüt'ün, Bilecik'in Söğüt ilçesinin Borcak köyündeki İsa Dede türbesindeyim. Daha önce buraları videoyu almıştım geçen yıl. Yine video çekmek istedim, yine burayı görmek istedim. Eski videoda anlatmıştım gerçi hikayesini ama yine bir anlatayım. Bura bir türbe. Ertuğrul Gazi'nin, Osman Gazi'nin silah arkadaşlarından biri İsa Dede olarak adlandırılan, İsa Sofi olarak adlandırılan eskilerden bir adam. Savaşçı bir adam, Orta Asya'dan buraya ilk gelenlerden. Eskiden bu türbenin bulunduğu yer benim öğrendiğim kadarıyla karakolmuş. Söğüt'ten Borcak'a dönmeden sonra ileride Çaltı köyü var. O bölgeden bu tarafa yapılacak saldırıları bertaraf ederlermiş. Bu karakolda hakim bir tepe burası. Daha sonra burada bir saldırı meydana gelmiş. 1200'lü yıllarda burada bir çatışma yaşanmış. Ufak bir muharebe yaşanmış. Ve İsa Dede'yle arkadaşlarını şehit etmişler. Sonra burayı türbe haline getirmişler. Peki buradaki işaretler ne diyecek olursanız onu da anlatayım. Küçüklüğümden hatırlıyorum. Burada düz bir sıvaydı. Hani hiçbir şey yoktu. Daha sonra defineciler bundan yaklaşık 8-10 yıl kadar önce burayı talan ediyorlar bir gün. Darmadağın ediyorlar. Ondan sonra tadilat yapılması lüzum oluyor. Tadilat yapılırken duvarlardaki sıvalar kazınıyor tabii. Kazındıktan sonra bu izler ortaya çıkıyor. Bu izleri Orta Asya'da, Sibirya'da birçok yerde ön Türklerin hakim olduğu birçok yerde görebilirsiniz. Şurada mesela bir kayık var. Tengricilikle İslam'ı harmanlamış adamlar zamanında. Burada da bir kayık var. Ne anlama geliyor derseniz bildiğim kadarıyla imamın kayığına binmek büyük ihtimalle onunla ilgili, o sözle ilgili bir şeyler. Öldükten sonra diğer aleme insanlar kayıklarla geçermiş. Kök boyusuna yapılma izler, işaretler. Hatta benzeri benim bilenler biliyordur. Kolumda dövme olarak da var. Tengricilerin kullandıkları, şamanların kullandıkları ayinlerde davullarını çizdikleri dünyayı tasvir eden basit çizimler var. Benzerleri benim kolumda da var. Görüyorsunuz. Burası Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda çok ciddi anlamda önde gelen kişilerden İsa Dede'nin türbesi. Buradaki birçok bu bölgede yaşayan, Borcak köyünde yaşayan insanların da büyük 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 atası. Şöyle gösterelim. Şu anda türbenin dışındayım. Türbe budur. Şurada da belli belirsiz mezarlar var. Çok eski savaşçıların mezarları herhalde, değil mi bunlar? Hani o zamanlardaki. Tabi 1200'lü yılların sonları, yani baya baya bir uzun bir zaman. Osmanlı'nın kuruluşunda ismi az bilinen kişilerden biri İsa Dede. Aşağıda Borcak köyü var. Ağaçların ardından görülüyor mu kameradan bilmiyorum. Söğüt yukarıda bu taraflarda bir yerlerde kaldı. Aynen. Çaltı dediğimiz köy buranın arkasında. Bu tarafta da Sakarya Vadisi'ne doğru gidiyor bu yolda. İşte göl pazarı falan filan diye bayağı uzaklarda gidiyor. Böyle. Karşımızda Borcak Gölü. Türbemiz de burada. Tamamdır. Şöyle bir çekim yapayım, geliyorum. Geldiğimiz yolda şurada gördüğünüz acayip yola benzeyen şey. Buralara çaputla bağlamışlar. Yani nedir? Şamanizmden kalan gelenek görenekler az da olsa devam ediyor. Şu anda Borcak köyünün içindeyiz. Burada gördüğünüz eski bir mezar taşı. Bu da Kayı Boyu'nun tamgası. Böyle. Benim ufaklık buralarda geçti çocukluğum. Şimdi Borcak Gölü'ne geldik şu anda da. Köy şuranın hemen arkasında kaldı. Yani yan yana, şurayı dönünce köy orada. Burada bir zamanlar çok güzel sazan çıkıyordu. Hala da çıkıyormuş söylenene göre.
Güzel balıklar var. Öyle bir şey işte. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.